Önceki videolarda spin kuantum sayısının alabileceği değerlerin 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 olduğunu görmüştük. Yani bir elektron spin yukarı ya da spin aşağı olarak tarif edilebilir diyebiliriz. Tabi spinin soyut bir kavram olduğunu da eklememiz gerekiyor. Sonuç olarak bir elektronun kendi ekseni çevresinde döndüğünü görmemiz olanaklı değil. Aslında elektronun yaptığı tam olarak bu da değil. Ama biz bu kavramı spin kuantum sayısıyla açıklayabiliriz. Diyelim ki elimizde iki elektron var. İkisini de spin yukarı olarak gösterebiliriz. Hatta buraya çizerek de gösterelim. İki tane spin yukarı elektron. Elektronlar için aslında hareket eden yükler tanımını yapabiliriz. Hareket eden yükler de manyetik alan yaratır. Bu yüzden elektronları da küçük birer manyetik yani mıknatıs olarak düşünebiliriz. Eğer elektronların spinleri paralelse, örneğin buradaki gibi ikisinin de spin yukarıysa, oluşturdukları manyetik alan birbirlerine eklenir. Bu durumda paramanyetik diyoruz. Evet, burada anlattığımız olay esasında paramanyetik. Ve elektronların manyetik alanlarının birbirine eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak elektronlardan biri spin yukarı, biri spin aşağı olsaydı, o zaman yarattıkları manyetik alan birbirini götürecekti. Bu durumda da diamanyetik olacaktı. Gelin şimdi biraz daha güzel tanımlamalar yapalım. Paramanyetikle başlayalım. Paramanyetik madde bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektronlara sahip olarak tanımlanabilir. Mesela biraz önce gördüğünüz örnekteki maddenin iki tane eşleşmemiş elektronu vardı. Ama tabii ki sadece bir tane eşleşmemiş elektron da olabilirdi. Bir diğer tanımda manyetik alan içerisine yerleştirildiğinde geçici olarak manyetik özelliği kazanan maddeler olarak verilebilir. Paramanyetik maddeler dıştan gelen bir manyetik alanın etkisine kapılır. Ona doğru çekilirler. Bir maddenin paramanyetik olup olmadığını da buradaki resimde gördüğünüz özel bir terazi sayesinde anlayabiliriz. Paramanyetik maddemiz burada duruyor diyelim. Şu pembeyle çizdiğim yerde. Burada bir mıknatıs var. Doğal olarak bir kuzey kutbu bir de güney kutbu var. Başlangıçta paramanyetik maddenin sağdaki bir çeşit ağırlıkla dengede durduğunu düşünelim. Şu an için her şey dengede gözüküyor değil mi? Manyetik çekim kuvvetini açtığımız zaman yani dışarıda bir manyetik alan yarattığımız zaman manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan güney kutbuna doğru aynen bu şekilde gider. Eğer buradaki madde paramanyetikse, üzerinde bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektron sayesinde buradaki dış manyetik alana doğru çekilmesi gerekir. Bu durumda pembe maddemizin aşağı doğru çekilmesini bekleriz değil mi? Evet, bu madde aşağı doğru çekilecek. Tekrar çizerek son durumun nasıl olacağını görelim. Paramanyetik maddemiz manyetik alana doğru çekilecek. Bu durumda denge nasıl olur? Bu taraf biraz aşağı doğru çekildiği için dengenin değişeceğini hemen tahmin edebilirsiniz. Diğer taraf yukarı çıkacak. Bu çok basit bir fizik kuralı. Sağ taraftaki ağırlık havaya kalkacak. Sanki paramanyetik madde ağırlık kazanmış gibi düşünebiliriz. Tabii ki ağırlık kazanmadı. Sadece bir dış kuvvet yüzünden ağırlık kazanmış gibi gözüküyor. Dış kuvvet dediğim şey de esasında manyetik alan. Çünkü burada paramanyetik bir maddeden bahsediyoruz. Demek ki bu gördüğümüz terazi bir maddenin paramanyetik olup olmadığını gösterebilir. Öyleyse bir de diamanyetik maddelerin tanımına bakalım. Diamanyetik maddelerde elektronların hepsi eşleşmiş oluyor. Yani bir spin yukarı elektron varsa bir de spin aşağı elektron var demektir. Bu şekilde de bütün manyetik alanlar birbirini götürüyor. Bu da demek oluyor ki diamanyetik bir madde dış bir manyetik alan tarafından çekilemez. Aslına bakarsanız kendisi zıt yönde bir manyetik alan yaratır. Yani bir bakıma dışarıdaki manyetik alan tarafından itildiğini düşünebilirsiniz. Şu ana kadar iki ayrı tanım gördük. Paramanyetik ve diamanyetik. Atomların ya da iyonların paramanyetik mi diamanyetik mi olduğunu elektron dizilişlerini yazarak da anlayabiliriz. Burada bir kısım verilmiş olan periyodik tabloya göz atalım. Helyum'la başlayabiliriz. Helyum'un elektron dizilişi nasıldı? 1s1 1s2. Bu konuları daha önce gördüğümüz için elektron dizilişlerini nasıl yazdığımızı bildiğinizi düşünüyorum. Hatırlayamadığınız yerler varsa önceki videolara göz atabilirsiniz. 1s2 derken 1s1 orbitalinde 2 elektron olduğunu söyleyebiliriz. 1s orbitali işte burada. 2 elektron olduğuna göre spin eşleşmesi olmuş olması gerekir. Elektronlar eşleşmiş olduğundan da helyum diyamanyetik olur. Aslında her yumatomları diye manyetik demem gerekir. Bir de karbona bakalım. Öncelikle periyodik tabloda karbonu bulalım. Farklı bir renkle göstereyim. Karbonun elektron dizilişini şu şekilde gösterebiliriz. 1s2, 2s2, 2p1. Evet buraya yani 2p2'ye kadar. 1s2, 2s2, 2p1, 2p2. Burada 1s orbiteli, burada 2s orbiteli, burada da 3 tane 2p orbiteli var. Orbitallere elektronları da yerleştirelim. 6 tane elektron var. İlk ikisi 1s orbitaline, diğer ikisi de 2s orbitaline gidiyor. Geriye 2 tane kaldı. Hund kuralını hatırlıyor musunuz? Bu kurala göre elektronlar orbitallere öncelikle paralel spinli olarak birer birer yerleşir. p orbitalinde 2 elektron var ama kurala göre onların spinlerini eşleştirmiyoruz. Ayrı ayrı orbitallere paralel spinli olarak yerleştiriyoruz. Bu durumda da eşleşmemiş elektronlar oluyor. Aslında orbitalleri çizdiğimiz zaman bunu daha net olarak görüyoruz. Eşleşmemiş elektronlar karbonun, daha doğrusu karbon atomlarının paramanyetik olduğunu gösterir. Bir de sodyumu yapalım. Yine öncelikle periyodik tablodaki yerini bulalım. Yapmamız gereken sodyumun elektron dizilişini yazmak. Burası 1s2. 2s2 2p6 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6. Bu bizi 3s orbitaline götürür. Son olarak da 3s1. Bu da sodyumun elektron dizilişi. 1s2 2s2 2p6 3s1. Bunu bir de orbitallerin üzerinde gösterelim. Öncelikle 1s orbitalini yazıyoruz. Üzerinde 2 elektron var. 2s orbitalinde de 2 elektron var. 2p orbitallerinde de 1 2 3 4 5 6 tane elektron var. Son olarak da 3s1. 3s orbitaline de 1 elektron kaldı. O da eşleşmemiş bir elektron oldu. Demek ki sodyum paramanyetik ya da sodyum atomları paramanyetik. Son olarak sodyum iyonuna bakalım. Na artı. Sodyum atomu eşit sayıda proton ve elektron içermesine rağmen sodyum iyonu bir elektron kaybettiği için eşit sayıda proton ve elektrona sahip değil. En dıştaki elektronu kaybetmiş durumda. Bu şekilde elektron dizilişi 1s2, 2s2, 2p6 olarak kalıyor. Son elektronu kaybettiğimiz için elektron dizilişi 2p6'da bitiyor. Dikkat ederseniz artık sodyum iyonu için bütün elektronlar eşleşmiş durumda. Öyleyse sodyum iyonu diamanyetik demektir. Yani sodyum paramanyetik olmasına rağmen sodyum iyonu diamanyetik. Bunu görebilmek için elektron dizilişlerini yazmak ve de diamanyetik ve paramanyetik tanımları üzerinde birazcık düşünmek yetiyor.